Hoş geldiniz. Benim adım Merve Ulubaş ve bu videoda Parkinson hastalığının nasıl teşhis edildiğini, hangi soruların sorulduğunu ve hangi fiziksel testlerin yapıldığını anlatacağım. Aile hekimi sizi nöroloğa gönderir. Nöroloğa gittiğinizde Parkinson hastalığı teşhisi konmadan önce bazı aşamalardan geçilir. Hangi sorular sorulur? Nörolog size şikayetlerinizi ve bunların ne zamandan beri olduğunu soracaktır. Nörolog size şu konularda soru sorabilir. Hareketlerinizin nasıl olduğunu, uykunuzun nasıl olduğunu, günlük yaşamda ne yaptığınızı ve şikayetlerinizden dolayı ne yapmakta zorluk çektiğinizi, ailenizde Parkinson hastalığı olan kişilerin olup olmadığını ve hangi ilaçları kullandığınızı. Bu nedenle eczaneden ilaç listesi almanız gerekir. Burada kullandığınız tüm ilaçlar yazılıdır. Aynı zamanda önceki aylarda hangi ilaçları bıraktığınız da yazılıdır. Hangi fiziksel testler yapılır? Sorular sorulduktan sonra fiziksel testler yapılır. Nörolog yüzünüze, kollarınıza ve bacaklarınıza bakar. Biraz yürümeniz gerekir. Nörolog sizin ne kadar hızlı hareket ettiğinizi ve kaslarınızın titreyip titremediğine bakar. Nörolog birkaç ekstra şeye de dikkat eder. Örneğin yüzünüzdeki ifadelere bakar. Aynı zamanda sesinize bakar. Bacak ve kollarınızda sertlik olup olmadığını anlamak için dokunur. O zaman ne olacak? Şikayetler ve fiziksel muayene Parkinson hastalığı ile uyumluysa, nörolog ilk gelişinizde Parkinson teşhisi koyabilir. Bazen nörolog başka bir hastalığın olup olmadığını tespit etmek ister. Ardından bir CAT veya MR taraması yapılır. Eğer nörolog Parkinson hastalığının olup olmadığı konusunda şüphe duyarsa, o zaman özel tarama yapılabilir. Buna DAT taraması denir. Bu videoda nöroloğun şikayetlerinizi sorarak ve fiziksel muayene yaparak Parkinson hastalığı teşhisi koyduğunu anlattım. Parkinson hastalığı taramada görünmez, bu nedenle her zaman tarama yapılmaz. Daha fazla bilgiyi diğer videolarda ve web sitemizde bulabilirsiniz.